Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda artan hayat pahalılığıyla mücadeleyi bir başka bahara ertelemesini, çifthaneli enflasyonun önümüzdeki yıllarda da süreceği yönündeki açıklamalarını ve bunun sürdürülebilir olup olmadığını ele aldık. Kamu çalışanları ve emeklilerin toplu sözleşme görüşmeleri, artan kiralar ve fiyat artışlarına yetişemeyen ücretler de yine bir başka önemli gündem maddemizdi. Değerli basın mensupları, fırtına doğa şartlarının bir sonucudur. Akıl ise hava fırtına toplarken onu görmek ve tedbir almak için bize verilmiş bir armağandır. Devlet yönetmeye talip olanlar da sorunları önceden görmek ve tedbir almak için akıllarını kullanabildikleri ölçüde milletimizin refahını arttırabilirler. Bugün ülkemizde yaklaşan fırtınalara karşı zamanında önlem almayan, bırakın önlem almayı, rüzgara karşı tüküren, vatandaşım değil yandaşım diyen bir hükümet iş başındadır. Bu yüzden de dünyada yağmur yağıyor, bizde sel oluyor. Dünyada güneş çıkıyor, bizde çöl oluyor. Fatura her zaman dar ve sabit gelirli yurttaşlarımıza kesiliyor. Bunlar bu hükümet vatandaşımıza aşağı mahallede talkını veriyor, kendileri yukarı mahallede yandaşlarıyla birlikte salkımı yutuyor. Bundan 12 yıl önce hükümet bölgenin barış yanlısı güvenilir ülkesi olmak yerine Emevi Camii'nde namaz kılma hevesiyle Suriye'deki iç savaşa taraf oldu. Yaptıkları hatanın bedelini ülkenin sırtına binen milyonlarca sığınmacı, milletin sırtına binen 10 milyarlarca dolarlık faturayla ödedik. Bundan 10 yıl önce Amerikan Merkez Bankası dolar basmayı yavaşlatacağını açıkladı. Hükümet bunu öngöremedi, ekonomiyi tahkim etmedi. Türkiye ekonomisi türbülansa girdi ve dünyada en kırılgan ekonomiler listesinde ilk 5'e yerleşti. Millet bunun faturasını işsizlik ve hayat pahalılığı olarak ödüyor, bugün hala daha ödüyor. Bundan 2 yıl önce Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Dünyada gıda fiyatları sıçradı, sonra %22 oranında hemen ardından düştü. Bizde ise dünyada fiyatlar düşerken gıda fiyatları %94 arttı. Hükümet tarımda yıllardır üretimi bırak, ithalata bak stratejisi izlemişti. Bunun faturası yine bizim vatandaşımıza çıktı çıkıyor. Bundan bir yıl önce, geçtiğimiz yılın Haziran ayında dünyada petrolün varili 100 dolara yükseldi. Bugün ise 86 dolara kadar düştü. Yani dünyada ham petrol fiyatları son bir yılda %13 geriledi. Bizde ise mazotun pompa fiyatı seçimden sonraki 3 ayda %106 arttı. Dünyada fiyatlar azalıyor, bizde artıyor. Bizde işler dünyadakinin tersine giderken hükümetin başı dışarıda da böyle biz ne yapalım diye bahaneler üretiyor. Bize dışarıdan saldıranlar var, bizi çekemeyenler var demeye devam ediyor. Millete yalan söylemeyi sürdürüyor. 2021'in Ağustos ayında Erdoğan bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz demişti. Talimatla başlayan faiz indiriminin sonunda enflasyon azdı. Faizler de başladığı yere geri döndü. Elimizde kala kala rekorlar kıran enflasyon kaldı. Erdoğan'ın söyledikleri yine yalan çıktı. Erdoğan 2022 yılının sonunda da herkes enflasyon hesabını 2023'te %20'ler seviyesine göre yapsın dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettiği Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz ay bu yılın sonunda enflasyonun %58 olacağını ilan ediverdi. Erdoğan'ın sözleri bir kere daha yalan çıktı. Bunların hiçbir dediklerine inanılmayacağı, söylediklerine güvenilmeyeceği artık ortada. Dolar alan yaya kalır dediler, almayan yaya kaldı. Dış ticaret açığı kapanacak dediler, açık katlandı. Cari açık düşecek dediler, rekor kırdı. Erdoğan daha geçen hafta asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Bunlardan biri istihdamdır, diğeri büyümedir dedi. Ertesinde Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Gerçek işsiz sayısı bir ayda 660 bin kişi arttı. 9 milyonun üzerine çıktı. Ülkemizdeki işsiz sayısı yeryüzündeki 100 ülkenin nüfusunu aştı. Bu söylediği de yalan oldu. Erdoğan seçimden önce ekonomi iyi, şahlanıyoruz diyordu. Seçimi kazanmak için de daha önce seçim kaybedeceğimi bilsem de yapmam dediği ne varsa yaptı. Yetmedi, milletin dövizlerini har vurdu, harman savurdu. Kazanın dibini deldi, ülke dövizsiz kaldı. Sonunda ekonominin sağlam olduğu da yalan çıktı. Ekonominin altını üstüne getiren Erdoğan seçimden sonra vitrine bazı isimler koyarak sebep olduğu ağır güven bunalımını aşabileceğini, ülkeye para getirebileceğini, yaklaşan yerel yönetim seçimlerine kadar işi idare edebileceğini düşündü. Ama uluslararası piyasalar Erdoğan'ın vitrinine aldanmadı. Yaparız dediklerine kanmadı yapmadıkları için. Çaresizlik içinde bir zamanlar hain ilan ettikleri, katil dedikleri, küfür ettikleri körfez krallarının, prenslerinin koşa koşa yanlarına gittiler, eteklerine sarıldılar. Önlerinde el pençe divan durdular. Bir zamanlar darbeci dedikleri Arap liderleriyle sarmaş dolaş oldular. Elde kalan kamu şirketlerini,
Belçika'nın yüz ölçümünden büyük topraklarımızı onlara satmayı önerdiler. Ama yine onları kandıramadılar. Dışarıdan parayı bulamayınca faturayı millete kestiler. KDV'yi, ÖTV'yi, harçları ve diğer vergileri olağanüstü arttırdılar. Yetmedi, bir aldıkları motorlu taşıtlar vergisini bir daha almaya kalktılar, anayasayı hiçe saydılar. Seçime kadar tuttukları dövizi saldılar, paramızı pul ettiler. Şimdi çarşı pazar yangın yeri. Pazarcının başı mal satarken önde ama hükümet oralı değil. Çorlu'da pazarcılar İstanbul Bayrampaşa halinden meyve sebzeyi bedava bile alsalar, yükleme ve taşıma masrafları nedeniyle kilosunu 5 liradan satmak zorunda olduklarını söylüyorlar. Yine mazot böyle giderse bunun katlanmasından da korktuklarını ifade ediyorlar. Okul servisçilerinin ise kendilerinin masraflarının velilerin servis ücretlerinin altından nasıl kalkacağı endişesi sarmış okul servisçilerini. Milletin sırtına bindirilen bunca yüke rağmen hazinenin nakit açığı ilk 7 ayda önceki yılın aynı dönemine göre %1066 arttı. Yani 11 kat, hatta 12 kat. 434 milyar lirayı aştı. Hazinede yok, elde yok, avuçta yok. Merkez Bankası'nın kasasında döviz yok. Yapılması gereken belli. Enflasyonu düşüreceksiniz, milleti ferahlatacaksınız. Bunun için de güçlü çapaları olan, takvime bağlanmış, hesap vermeyi öngören güçlü bir program yapacaksınız. Ama ortada sarayın böyle bir iradesi de yok. Görünen o ki vitrine konan isimlerin böyle bir hazırlığı da yok. Mayıs'ta seçimler yapıldı. Haziran geçti, Temmuz geçti, Ağustos'un ortasına geldik. Hala ortada zamlardan başka hiçbir şey yok. Biz Merkez Yönetim Kurulumuzda bu konularda alınacak önlemleri tartışırken hükümet tarafında bir program yok, bir eylem planı yok. Kendilerinden önceki hükümetler ekonominin böyle sıkıntılı dönemlerinde iş başına geldiklerinde ellerinde ilk 100 günde, ilk 6 ayda, ilk 1 yılda yapılacakların olduğu bir eylem planı olurdu. Anlaşılan AK Parti kadroları böyle bir planı programı hazırlamayı akıllarından bile geçirmemişler. Bari zahmet etselerdi de Millet İttifakı'nın hazırladığı ortak politikalar mutabakat metnine ve diğer belgelere bir baksalardı. Hazırlıksız olunca enflasyonla mücadelede yelkenler indi. Tek haneli enflasyon sözleri de rafa kalktı. Türkiye'nin dinamik optimizasyon problemini çözmeye sarayda oturan en büyük kısıttan başlanamayacağını anlayan Merkez Bankası Başkanı ilk havlu atan oldu. Enflasyon hedefini %58'e çekerek zam zulüm siyasetine yol verdi. 2025 dahil çift haneli enflasyon vaat etti. Vitrinin bir diğer ismi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kapalı toplantılarda ekonomide olumlu gelişmeleri 2025'te de değil ancak 2026'da görebiliriz dediği dışarıya sızdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dışarıda pazar arayışlarının öneminden dem vuruyor bugünlerde. Yani açıkça pahalılıkta millet bir şey alamaz hale gelecek. Hazır olun. Şirketlere söylüyor bunu. Şirketler hazır olsun. Ürettikleri ne varsa dışarı satmaya hazırlansınlar diyor. Biz de soruyoruz. Madem bu arşa yükselen fiyatları, azan enflasyonu, milleti perişan eden hayat pahalılığını sadece oturup izleyecektiniz, o zaman o koltuklara neden oturdunuz? Hiçbir şey yapmayacaksanız neden o koltukları işgal ediyorsunuz? Yalan rüzgarı devam ediyor. Seçim döneminde verdikleri tüm sözlerin üstüne yattılar. Emekli aylıklarında kademeli artış dediler, şimdi oralı bile değiller. Erdoğan seyyanen diyerek, kök aylık diyerek milyonlarca emekliye yılın ikinci yarısı için %25 artışı bile vermedi. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ekim'de çalışmaya başlayacaklarını söylüyor. Ekim'de çalışmaya başlarlarsa sonuç ne zaman çıkar onu da Allah bilir. Esnaf hala kendilerine verilen prim ödeme gün sayısının düşürülmesi sözünün tutulmasını bekliyor. Seçim döneminde en önemli vaatlerinden biri bizden kopyaladıkları liyakatin esas olması, mülakatın kaldırılmasıydı. Seçim bitti, şimdi bu sözler unutuldu. Mülakatla hamili kart yakinimdir notlarıyla kamuya alımlar son hızla devam ediyor. Daha iki gün önce Erdoğan 145 makamı atama yapıyor. Bütün koltuklar partisinden aday ya da aday adayı olup seçilmeyenlerle, çocuklarının yöneticisi olduğu vakıfların yönetiminden gelenlerle, danışmanlarla, saray danışmanlarıyla, eş, dost, akrabayla hınca hınç dolduruluyor. Dertleri bunların millet değil, dertleri bunların yandaş. Bunlar milleti görmüyor, sesini duymuyorlar.